İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi'nden tekrar herkese merhaba. Bugün Moda Tasarım Bölümü Program Başkanı Nihal Bolkol ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hocam, İstanbul Aydın Üniversitesi'ni Moda Tasarım Bölümünü tercih etmek isteyen aday öğrencilerimizi nasıl bir hayat bekliyor, nasıl bir öğrenim hayatı bekliyor? Önce felsefemizi, eğitim felsefemizi, yani disiplinler arası bir eğitim felsefemiz var. Bunu benimsetiyoruz. Ama tabii ki kişisel yeteneklerini ortaya çıkarmak da bizim görevimiz. Bu arada yeteneklerini çıkarırken de temel çizim bakımından ürkenler oluyor, ben çizemiyorum diyenler oluyor öğrenciler arasında. Ama biz bununla ilgili onlara eğitim vereceğimiz için böyle bir ürkme, korkma, herhangi yapamama gibi bir durum söz konusu değil. Öğrencilerimize biz bakarken görmeyi öğretiyoruz, düşünürken tasarlamayı ve ondan sonra da uygularken öğrenmeyi öğretiyoruz. O bakımdan el becerisi beyin, el becerisi göz, bakış açısı, bunlar çok önemli. Aynı zamanda sektörde de öğrencilerimize yer bulabilmesi adına tabii ki bütün hem bilgisayar programları olsun hem de kendi yetenekleri doğrultusunda olan bütün derslerimizde birbirine entegre olan eğitimleri, öğretimleri veriyoruz. Bu arada öğrencilerimiz temel sanat eğitimden başlıyor, konfeksiyon teknolojileri öğretiyoruz, efendim dikim yöntemleri var, sonra konstrüksiyonlara geçiyoruz. Öğrencilerimize bizim temelden bütün kullandığımız malzeme, aksesuar hepsini birebir uygulayarak, tabii bunun için gerekli olan öğrenim ortamları çok önemli. Bizim öğrenim ortamlarımız mükemmel. Biz dünya üniversitesiyiz çünkü ve bir dünya üniversitesinde bir baskı stüdyosu, bir dokuma stüdyosu, bir örme stüdyosu var. Ve burada öğrenciler bizzat cumartesi, pazar dahil, gece, gündüz dahil uygulamayı bizzat yapabiliyorlar. Peki moda tasarım bölümü yıl boyunca hangi etkinliklerde bulundu? Hangi defilelere katıldı? Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii efendim. Sektörle el ile iç içe çalıştığımız için ve her haftada bir workshop gerçekleştiriyoruz. Belki 2-3 workshop gerçekleştiriyoruz ki öğrenciler sektörle kendilerini karşı karşıya buluyorlar ve nasıl, nereden, nereye gelmişler, bunların örneklerini görüyorlar. Biz 12 yıl oldu öğrencilerimizle. Her yıl bir mezuniyet projesinde bir başarı yükseltisi var. Gerçekten baton hediye başladık. Güneş Nemrut'tan doğar dedik, Nemrut zirvesinde defile yaptık. Keten üretimi azalmış, buna dikkate çekmek için sosyal sorumluluktan yola çıkarak Keten Yolu Karadeniz Dokunmuş Hava Keten diye bir projemiz oldu. Her yıl bir projeyle, ekip çalışmasıyla. Çünkü diğer üniversitelerde mezuniyet projeleri her öğrenci kendi tasarımlarını gerçekleştiriyor. Bizde ise bir ekiple kaç öğrenci mezun vereceksek o kadar öğrenciyle bir proje gerçekleştiriyoruz. Her aldığımız projenin teması da bizim Türkiye'mizin şu anda uyguladığımız, sıralayabilirim şöyle. Nemrut dedik, Batonaya dedik, efendim Ketenyolu Karadeniz, Urfa Göbekli Tepe dedik. Çok önemli. Medeniyetin başlangıcı olmuş. Efendim onundan sonra Kars dedik, Anne Harabeleri dedik. Efendim Gaziantep, Zeugma dedik. Bütün bunlardan sonra bir Karadeniz, sevdamız Karadeniz dedik geçen yıl. Ve bu bitirdiğimiz öğretim yılı ise Ege'ye bir dokunuş yaptık. Orada da Ege'ye bir dokunuşla defilimizi Cemal Reşit Rey Kongre Salonu'nda, konser salonunda, Haliç Kongre Merkezi'nde ve diğer bütün illerin, diyelim ki Urfa'yı bir Harran'da defilesini yaptık. Zeugma'yı öyle. Efendim ne Güneş Nemrut'tan doğar Nemrut'ta böyle zirvelerde defileler gerçekleştiriyoruz. Çünkü öğrencilerimizle birlikte gidiyoruz. O yöreyi de tanımış oluyorlar aynı zamanda. Hem de öğrencilerimiz tanıyor hem de defileyle biz dikkat çekmiş oluyoruz o bölgemize.
Hocam, bu değerli bilgileriniz için tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bu fırsatı tanıdığınız için öğrencilerimiz adına ve şimdi ben öğrencilerimizi bekliyorum. Kendileriyle bizzat görüşmek üzere ve sektör bütün alanlarımız, stüdyolarımızı göstermek üzere. Teşekkürler hocam. Bugün İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım bölümünü konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.